ülkesinden arkadaşım Simbimpim. Hem çok yakın arkadaşız. Aman ne güzel. Niye geldin buraya? Beni görmeye gelmiş. Gerçekten de yakın arkadaşımmış. Tağrılardan seni görmeye geldiyse. Onun mutluluğu seni çok ilgilendiriyor bakıyorum. Pınar, bahçede solucan çıkarma yarışı yapalım mı? Arkadaşımı yalnız bırakamam. Kimseyi tanımıyor. Sıkılır sonra. Doğru, pek ana kuzusu bir şeye benziyor. Emre. Ne var? Ana kuzusu değil mi? Beni ittirdin. Seni düelloya davet ediyorum. Ay çok hoş şaka gibi. Silahları seç. Ya delirdiniz galiba. Bilek güreşine ne dersiniz? Başlayın. Elini çek oradan. Dik dur. Dur. Saçmalık bu. Delirdin mi? Ya yani şey, hile yaptı demek istedim. Yenildin diye mızıkçılık yapıyorsun ya. Ben seni her yarışta yenerim bir kere. Neyse Emre, boş ver. Sen çok güçlüsün. Ben bunu biliyorum. Önce kişi varken. Yoksa ben onun çenesini kırmayı bilirdim. Tabii. Ne kırıyorsunuz? Hiç. Pompilik ya, bahçeye çıkalım mı? Biz Emre ile konuşuyorduk. Öyle olsun. Ama Emre her zaman senin hayatında olmayacak. Bunu unutma. Nedenmiş? Annen seni almaya gelecek nasılsa bir gün. Emre. Gel bakayım sen benimle. Ne oldu? Ne bileyim? Hadi git. Oy ya be! Ben kaçırdım ya. Bu ne Emre? Bu ne? Not defterimi çalmaya nasıl cüret edersin ha? Öğretmenim, benim haberim yok. Haberi yokmuş. Uçarak mı girdi buraya? Emre, kendine bir çeki düzen ver. Yoksa ben seni hizaya getirmesini bilirim. Emre. Ne var? Sence o not defterini çantana kim koydu? Biliyorsun. Onun yaptığını ispatlayamayız değil mi? Yani... Neden böyle bir şey yaptı sence? Pınar'ı benden kıskandı da o yüzden. Bu yaptığı çok korkunç ama. Ne yaparsa yapsın Pompi. Yani şey, Pınar'la benim arama giremeyecek. Vay vay vay. Yeni aşkımız Pınar he. Şaka gibi. Sanırım sen kendi işine bak. Haklısın. Kendi işime bakacağım. Ne oldu Pompi? Neden üzgünsün? Emre. Evet. Emre. Ben. Bu akşam gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Annem geldi. Beni götürecek. Hayır ya, bu olamaz. Pompi, ne olur gitme. Gitmek zorundayım. Annem çok üzülür. Ayrıca onu çok özlüyorum. Peki ya biz? Bizi özlemeyecek misin? Özleyeceğim oyuncakları, anneannemi, şokeri. Ama en çok da seni.
Ya Pompi, lütfen annene söyle. O girip oyuncaklar dünyasında yaşasın. Peki babam ne olacak? O bir dünyalı. Gelip bizimle yaşayamaz ki. Senin baban dünyalıydı sahiha. İp camımızıydı değil mi? Evet. Çok komik biridir. Onu da çok özledim. Pompi, o halde perilerle insanlar evlenebiliyor. Yasak kalktığından beri evet. Pompilik ya. Benimle evlenir misin? O zaman hiç ayrılmayız hem. Emre. Sen görürsün. Emre, ne oldu? Özge, biliyor musun Pınar gidiyor. Annesi almaya gelmiş. Ya. Uf, Özge. Ben onu çok sevmiştim. Öğretmenim, öğretmenim. Emre'yi yine hırsızlık yaparken gördüm. Çantasında bir MP3 çalar var. Ne diyorsun? Şimdi ezdim bu böceğin kafasını. Emre Ertürk! Emre Ertürk! Derhal odama! Emre Ertürk! Çabuk odama diyorum! Özge! Merak etme. Müdüre gördüklerimi anlatacağım. Gel. Emre, artık buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Buraya kadar. Okuldan atılman için gerekli işlemleri başlatıyorum. Öğretmenim, bir dakika. Ben her şeyi gördüm. Emre'nin hiçbir suçu yok. Nasıl yani? Sizin not defterinizde, MP3 çaları da Emre'nin çantasına koyarken gözlerimle gördüm. Kim koyarken gördün kızım, söylesene. Az önce odanızdan çıkan çocuk. Yani Emre'yi her seferinde size şikayet eden çocuk. Hı. Öyle mi? Şimdi görür o gününü. Bacaksız yer cücesi. Sağ ol. Bana borçlusun, unutma. Özge işte. Emre, bunu anneme yapamam. Hem benimle evlenmek istiyorsan büyümemizi beklemek zorundasın. Ama büyüyünce benimle evleneceksin değil mi? Evet, evleneceğim. Oley! Sihirli dünyayı gezeriz, ne güzel. Evet. Pompi benimle evlenecek. Hiç heveslenme. Pışık, hiç de değil. Emre'ye yaptıklarından sonra bunu nasıl söylersin?